Herkese merhabalar, ben Çağatay. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Almanya'da öğrenciyken çalışma ve staj konularını konuşacağız. Ben bu konuları nereden biliyorum? Burada mühendis olarak çalıştığım için bize de çok fazla sayıda öğrenci, asistan ve stajyer başvurusu oluyor. Buralardan bu bilgileri edindim. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle benim çevremdeki şirketlerde en azından ne tarz, ne çeşit pozisyonlar var öğrenciler için? Bir, öğrenci asistanlık var. İki, staj var. Üç, master tezi var. Şimdi hepsine kısaca değineyim. Asistanlık şöyle oluyor. Siz başvuruyorsunuz. Daha sonra kabul edilirseniz oradaki yani firmadaki sizden sorumlu olan yetkili size küçük küçük görevler veriyor. Siz de onları tamamlıyorsunuz ve orada yani sanki bir çalışan gibi oluyor. Bence gayet yararlı bir yöntem. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Orada çalışan gibi olduğunuz için mesela haftanın belirli günleri bayağı uzun aylar boyunca geliyorsunuz buraya. Mesela 6 ay. Bu da veya 5 ay. Bu da eğer ki burada çalışmıyorsanız, yani burada okumuyorsanız sizin için çok zor olabilir. Yani Türkiye'den mesela çok mümkün değil bu. O yüzden Almanya'da okuyanlar özellikle buna bakmasını öneririm. Yani burada şirketlere başvurup hem okudukları sırada hem de deneyim edinebilirler. İkinci olan staj. Yani staj aslında çok bilinen bir konu. Bir şirkete gidiyorsunuz, orada çalışıyorsunuz. Yine küçük küçük görevleriniz oluyor. Tabii büyük de olabilir, projelerde yer alabilirsiniz. Tabii staj asistanlığa göre daha yoğun oluyor bence. Çünkü mesela her gün gidiyorsunuz. Tabii anlaşmalı olarak her gün de gitmeyebilirsiniz. Yani her gün yarım zamanlı gidebilirsiniz veya bazı günler gidebilirsiniz. O değişebilir. Ama bence daha yoğun oluyor. Bence staj en az 3 ay olmalı. Almanya'da en azından. 3 ay, 4 ay gibi sürelerde de yapılabiliyor. Belki daha da uzun olabiliyor. Açıkçası bir limiti var mı? Bunu bilmiyorum. Ama ben genelde 3, 4, 5 ay gibi sürelerde stajyer geliyor, başvuruları geliyor. Ve de master tezi var. Bu master tezi de şöyle oluyor. Siz mesela son dönemindesiniz artık masterınızın. Bu genelde Alman yine okulları için, Alman üniversiteleri için geçerli bir durum. Oradaki üniversitenizdeki bir profesörle anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir şirkette yapmak istiyorum. Benim supervisor'ım olur musunuz? O da kabul ederse şirkete geliyorsunuz. Şirketteki başvuru, yine şirkete de başvuru yapıyorsunuz. Orada da bir supervisor'ınız oluyor. Ve master tezinizi bu 3 kişi aracılığıyla, yani bir supervisor, şirketteki supervisor, üniversitedeki supervisor ve de siz bu 3 kişi belirliyor tezi ve bunun dahilinde şirkette çalışıyorsunuz. Yani tabii master öğrencilerine böyle genelde küçük küçük görevler verilmiyor. Master öğrencisinin görevi bir katkı sağlayabileceği bir projeyi bitirmek oluyor. Çünkü bunun sonunda siz o tezi sunmanız lazım. Bu da herhangi bir katkı sağlamadığınız bir işte sunamazsınız. Yani bu zaten üniversite bunu kabul etmez. Şimdi yani Türkiye'deki öğrenciler için bence staj mantıklı. Ama Almanya'daki öğrenciler için stajlık, asistan veya da master tezi olanakları genelde açık görünüyor. Peki nasıl bulursunuz? Burada şöyle diyebilirim, bu 3 madde içinde şirketler ilan asıyor. Yani indeed.de'ye veya stepstone.de'ye veya LinkedIn'e giderseniz orada aynı bir iş ilanı gibi staj ilanlarını görebilirsiniz. Buradan başvuru yapacaksınız, bu ilk adım bu. Sadece en yüksekteki şirketlere başvurmayın. Bunu öneririm ben. Çünkü oralara başvurular çok yüksek oluyor. Arada kaybolabilir başvurunuz. Yani
şansınız düşüyor doğal olarak. Ama çok fazla sayıda başvurursanız şansınız da aynı oranda artacak. Bence benim tavsiyem çok fazla sayıda başvuru yapın eğer buraya gelip bir staj deneyimi yaşamak istiyorsanız. Daha sonrasında da mesela hiç bulamadınız bu şekilde ve gerçekten gitmek istediğiniz bir şirket var. Hani herkes için işe yaramayabilir ama ben olsam şöyle yaparım. Oraya bir mail atarım. Mesela benimle ilgili departmanı bulurum. Oradaki bir mühendise maili, işte benim CV'm bu, işte benim yeteneklerim bunlar. Sizin departmanında yararlı olabileceğini düşünüyorum. Uygun bir staj olanağınız var mı? Bu şekilde bir e-mail sizin şansınızı arttırabilir. Ama dediğim gibi arttırmayabilir. Bu insanların insanı oradaki kişiye göre değişiyor. Peki süreç nasıl işliyor? Diyelim ki kabul aldınız. Kabul aldıktan sonra size bir tabii bir bilgilendirme kağıdı gönderiliyor. Yani mesela ilk önce tabii bir görüşüyorsunuz. Eğer ki CV'niz onaylandıysa yani o kişi tarafından size bir Skype'la bir görüşme oluyor veya telefonla. Orada kendinizi gerçekten iyi ifade etmeye çalışın. Eğer ki o aşamayı da geçerseniz stajda genellikle hani çağrılıyorsunuz görüşmek için Almanya'daysanız, aynı şehirdeyseniz ama eğer daha uzaktaysanız bir staj için çağrılmayabilirsiniz. Sadece direkt tamam başla veya başlama diye bir sonuç gelebilir. Peki başla derlerse ne oluyor? Bir kere onlar size bir evrak atıyorlar sizi kabul ettiklerine dair ve de üstünde işte alacağınız para, işte alacaksanız tabii alacağınız para, işte kaç saat çalışacağınız gibi bilgiler yazıyor. Siz de bunu banka adresinizi falan yazıp göndermeniz gerekiyor. Bundan sonra bu bilgilere dayanarak sizinle bir kontrat yapılıyor. Şimdi bu kontratla sizin tabii vize almanız gerekiyor. Bu vize için, vize konusunda benim çok açıkçası bilgim yok. Ama yine aşağıda bir aşağıya linkini bırakıyorum. Alman konsolosluğunun 22 nolu bilgi notuna bakmanızı öneririm. Sanırım stajla ilgili bilgiler orada. Peki tamam, şeyi de aldınız, vizenizi de aldınız. Tabii vize için kalacak yer göstermeniz gerekirdi. Şunu söyleyeyim, Almanya'da kalacak yer bulmak çok zor. O yüzden kabul aldığınızda VG diye bir kavram var, WG. Yani bu şey demek, paylaşımlı apartman dairesi demek. Bu tarz yerlere bakın. Üniversite oradaki görevliye sorun, kabul aldığınız kişi kim ilgileniyor size. Sizin bir sağladığınız bir olanak var mı diye sorun. Yoksa etraftaki yurt linkleri isteyebilirsiniz. Yurt var mı? Yani bunları sorabilirsiniz. Veya da kendiniz de araştırabilirsiniz. İşte dediğim gibi VG veya da etraftaki yurtların linklerini bularak oralarda daha uygun fiyatlı kalabilirsiniz. Yaklaşık 200 euro ile 400 euro arasında bir fiyata kalabilirsiniz aylık. En azından Güney Almanya'da durum bu şekilde. Ama dediğim gibi kalacak yer bulmak kolay değil. Bunu çok önem vererek hani üstüne düşün yani bunu eğer kabul alırsanız. Peki ne kadar para kazanılır? Kazanılır mı? Stajlar ücretsiz olabiliyor. Ama ücretli de olabiliyor. Yani benim deneyimlerime kalırsa bir stajdan 400-600 euro arası veya işte 400 belki biraz az olur ama 500 diyelim. 500-650 euro arası, 700 belki. Alma ihtimaliniz var. Bu para yeterli mi? Kalacak yer çok pahalı olmazsa bence yeterli. Ama kalacak yer pahalı olursa biraz kendi tasarruflarınızdan da harcamanız gerekebilir. Peki saat limiti var mı? Bu bilgi kesin olmamakla birlikte ben bu bilgiye internetten ulaştım. Haftalık 20 saat sınırınız var. Eğer öğrenci vizeniz varsa, yani Almanya'da okuyorsanız haftalık 20 saat sınırınız var. Bu da aylık 80 saat yapıyor. Eğer Türkiye'den geliyorsanız durumu açıkçası bilmiyorum. Bunu bir resmi makama danışmanızı öneririm. Peki, bir de şu var.
yılda 120 gün çalışabiliyormuşsunuz. Yani bir yıl içinde maksimum 120 tam gün ve Almanya'da ya da 240 yarım gün çalışabiliyormuşsunuz öğrenci vizesiyle. Bu da önemli. Yani eğer yani buradan çıkacak sonuç, eğer ki bir öğrenci vizeniz varsa Almanya'da veya da buraya geliyorsanız kaç saat olacağını danışın. Çünkü şirketteki insanlar sizin mesela sizin ülkenize Almanya'nın mesela Türkiye'ye uyguladığı sınırları bilmiyor. O yüzden siz genelde o görüşme sırasında mesela Skype görüşmesinden önce bu bilgilere kesinlikle ulaşmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar size soruyor genelde hani ülkenizi bilmediğiniz için mesela gelirsen kaç gün çalışabileceksin gibi. Peki staj sonrası çalışma, bu da son değineceğim konu. Staj sonrası çalışma nasıl oluyor? Diyelim ki stajınızı başarıyla tamamladınız. Gerçekten de başarılı oldunuz. Oradaki insanlar sizi sevdi. Arkadaşça bir ortam oldu. O zaman şöyle oluyor. Stajdan atıyorum 6 ay içinde veya 1 yıl sonra stajı bitirdiniz. Zaten oradaki çalışanlarla bağlantıyı kesmemeye çalışın. Oradaki sizin supervisor'larınızla bağlantıyı kesmemeye çalışın. Eğer ki açık bir pozisyon varsa ve siz başvurursanız hani sizin çağrılma olasılığınız bence diğer kişilere göre daha yüksek. Çünkü sizin işinizi, yani şu tabii değişik sebepleri var bunun. Bir, sizi tanıyorlar. İki, kişiliğinizi beğenmişler. Üç, yaptığınız işi beğenmişler. Dört, siz orada işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz. Yani size tekrardan orayı tanıtmak zorunda değiller. O yüzden sizin adapte olmanız çok daha kolay oluyor. O yüzden eğer ki Almanya'da çalışmak istiyorsanız bence staj çok önemli bir adım bunu yapmak için. Tabii Türkiye'deki öğrenciler için staj ne zaman yapılabilir? Bütün üniversitelerde durumu bilmiyorum ama mesela bizim sadece yaz ayımız boştu. Onda bile bazen laboratuvarda çalışmamız gerekiyordu. O yüzden bir açık yani bir 3 aylık bir açığınız varsa bence staj olaraklarını değerlendirin. Almanya'daki diğer öğrenciler için konuşursak da bence kesinlikle öğrenci asistanlığını şirketlerde yapmaya çalışın. Hem bu size ekstra gelir oluyor yaklaşık yine 500-600 euro civarında, hem de çok iyi deneyim oluyor ve stajdaki o yani üniversite sonrası avantajlar aynısı sizde de olabiliyor. Yani başvurduğunuzda eğer ki sizin işiniz gerçekten beğeniliyorsa sizin de avantajınız oluyor. Eğer ki buradaki bir şirkete çalışmak istiyorsanız bu yani ilk adım diyebiliriz. Bir de şöyle bir durum var. Biz Türkiye'de yüksek lisansın sonuna kadar açıkçası ben çalışmadım. İki kere staj yaptım ama bir aydı. Yüksek lisansım boyunca da zaten laboratuvarda çalıştığım için bir şirkette çalışmadım. Ama buradaki Alman öğrenciler dediğim gibi bu asistanlıklarda çalışıyorlar. Staj yapıyorlar. Uzun stajlardan bahsediyorum. Çünkü Almanya'da dersler bir yani son sömestr özellikle son iki diyebiliriz belki bir son o kadar yoğun olmuyor. O yüzden de gidip şirketlerde çalışabiliyorlar. Bu büyük bir avantaj sağlıyor iş başvurularında. Çünkü genelde tam okuldan edinemeyeceğimiz bilgileri onlar zaten yavaş yavaş edinmeye başlamış oluyor. O yüzden siz de buna göre önleminizi alın. Siz de daha önce biraz olaya girme, yani çalışma hayatına eğer çalışma hayatını istiyorsanız girmeye çalışın derim ben. Bu da naçizane tavsiyemdir. Bugünlük bu kadar. Unuttuğum konular olduysa lütfen aşağıda belirtin yorumlarda. Diğer videolarımızı da izlemeye davet ediyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Çoğuz.